Ben Recep Çetin, Koç Üniversitesi'nde hemşirelik öğrencisiyim. İşletme ile de çift anadal yapıyorum. Aslen Batmanlıyım. Burada aslında yani son birkaç senedir gençlerin arasında çok sık bulunuyorum. Yani birçok etkinlik, proje, aktivite, çeşitli faaliyetler, eğitimler, etkinliklere katılıyorum ve onlarla sürekli muhabbet ediyorum, sohbet ediyorum. Buna benzer ortamlara çok katıldım. İşte siyasi tartışmaların yapıldığı, dini tartışmaların yapıldığı, tarihi ve edebiyat üzerine birçok faaliyetlerin, eğitimlerin, etkinliklerin konuşulduğu ortamlarda çok bulunuyorum. Şu an bu üzerine konuştuğumuz şeylere ben şöyle bir başlangıç yapayım aslında. Barış Schwartz'ın çok meşhur bir yazardır. The Paradox of Choice diye bir teorisi var. Bu yani seçimin paradoksu anlamına geliyor. Bu şu demek, yani bir şeyi tercih ettiğimizde, tercih etmeden önce birden fazla, yani birçok seçeneğimiz varsa İnan Bey müsaade tercih ettiğimiz seçenek bize daha az zevk verir paradoksu üzerinde duruyor. Yani birçok farklı seçeneğimiz varsa az önce işte beyefendi şeyden bahsetti işte hani erkeklerin kolay ulaşabildiği, işte Hasret yok, hasretin hasret. bittiği, işte bunun temeli aslında tam olarak bu paradoksta yatıyor. Çünkü seçenek fazlalaştı. Çünkü ulaşılabilirlik kolaylaştı. Bu anlamda artık ona duyulan hasret azaldı ve sevgi, aşk gerçek manasını yitirdi. Buna benzer birçok şey oldu. Yani o konu üzerinde ben kısaca böyle bir yorum yapabilirim. Seçenek arttığı için tercihler, birçok farklı seçenek arttığı için tercihimizden aldığımız zevk azalıyor. Hatta bununla birlikte boşanmaların sebebi de bundan kaynaklanıyor. Çünkü artık gördüğü o kadar fazla insan, fazla kişi var ki aklını, zihnini, ruhunu, kalbini zedeliyor, dağıtıyor, fikrini dağıtıyor. Buna böyle bir yorum getirebilirim. Şu işte şu kuşaklar arasındaki çatışmaya da ben şöyle söyleyeyim. Açıkçası sizin kuşağınızdan hiçbir fark yok. Şu anki bizim gençlerin kuşağının sizin kuşağınızdan hiçbir farkı yok. Aksine sizin kuşağınızdan birçok manada daha iyi olduklarını bile söyleyebilirim. İddia ediyorum. Ciddi manada. Çünkü şunu görüyorum gençler arasında. İnanılmaz ve benim çok hoşuma giden bir İslami temayül artışı görüyorum. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bu çok güzel bir şey. Hamdolsun. Gerçek manada bunu gençler arasında görüyorum. Ve gençler bugün aslında önemsedikleri şey kendilerini birçok anlamda geliştirmek, sosyal, kültürel, siyasi, edebi, sanatsal birçok faaliyette işte eğitimlere katılıyorlar, etkinliklere, projelere gidiyorlar, kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Bu ülkeye gerçek manada bir şeyler katmaya çalışıyorlar. Bunun için gayret gösteriyorlar. O anlamda bence sizden, yani sizin neslinizden çok bir farkları yok. Hatta sizin neslinizden yani çok daha iyi bir temayüle doğru gidiyorlar. Şimdi şey peki niye? Yani işte bu biliyorsunuz bir takım oluşumların, işte bir takım kurum kuruluşların çok göz önünde. Mesela LGBT şeyi çok böyle göz önünde. Sapkınlık. Evet mesela o mesela çok şey yapılıyor. Acaba böyle bir artış mı oldu? Böyle bir temayül Çok oldu? güzel. Böyle bir korku var aslında. Aslında böyle bir artışın olduğundan değil o. Bravo. Algıdan. Algıdan. Medyanın onu Çok güzel. pompalamasından, onu sürekli etrafta işte şey Öyle yapmasından. istedikleri için. Öyle istedikleri için. Çünkü onu ne kadar yaygın olduğu kanaatini insanlarda Çok uyandırırlarsa güzel. bunun normalleştirilmesini o kadar kolaylaştıracaklar. Doğal Bu olarak bu Batmanlı artışa da kardeşimize güçlü bir alkış yapalım. Evet. Hakikaten. Çok O güzel. anlamda ben açıkçası ben yani çok güzel bir seyir görüyorum gençlerde. Maşallah. Ama onların ben şunu da şundan dayanayım. Ha şimdi üçüncü bir konuyu da çok uzatmayacağım. Üçüncü bir konu da şu. İletişim çok önemli. Yani bence biz iletişimimizi kaybettik. Ben mesela birçok ya şöyle söyleyeyim. Şimdi gözlemlerim sonucunda bir takım okumalarım, araştırmalarım sonucu şunu farkına vardım. İnsanlar arasındaki iletişim azaldıkça ruhi ve psikolojik sorun ve sıkıntılar artıyor. Yani aslında bir takım işte uygun görmediğimiz olaylara gençler işte insanlar başvurdu mu bu beraberinde ruhi ve psikolojik bir sıkıntı sorun da getiriyor. Bu yüzden benim buna yönelik çözümüm kesinlikle iletişimdir. İnsanlarla muhabbet etmektir, sohbet etmektir. Yani onu anlayabilmektir, onu anladığını ifade edebilmektir. Bugün mesela
Yani hani siz hepiniz mesela babam, amcam yaşındasınız tabii. Hepiniz yok, ben abiniz yaşındayım. Eyvallah. Ya o anlamda mesela iletişimimizi çocuklarımızla, gençlerimizle ne kadar, ne sıklıkla biz sağlıyoruz? Onlara nasıl ulaşıyoruz? Onları anlayabiliyor muyuz? Hmm. Gerçek manada dinleyebiliyor muyuz? Bence bu anlamda dinleme konuşmaktan daha önemlidir. Müthiş. Hatta Peygamberimizin çok güzel bir sözü var, diyor ki ben dinlemeyi konuşmaktan daha çok severim diyor mesela. Çok yani hoş, benim de çok hoşuma gidiyor. Dinlemek konuşmaktan çok daha güzeldir. İnsanları, gençleri bence dinleyebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor diyorum. Teşekkür ederim.